Haziran 2019 tarihinden 13 Aralık 2021 tarihine kadar söz konusu şirketlerde, her şirkette ayrı ayrı olmak üzere hangi niteliklerde kaç işçi işe alınmıştır? Bu işe alınan işçilerden PKK, KCK, DHKPC vesaire terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olup olmadıkları araştırılmış mıdır? Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun meclis bütçe görüşlerinde belirttiği üzere işe alınanların incelendiğini ve bunlardan 455'inin PKK ve KCK kaydının, 80'inin DHKPC kaydının ve 20'sinin de MLKB kaydının ve yine ikisinin kaydının olduğu devlet tarafından belirlenmiş olmakta, terör örgütleriyle iltisaklı olan bu işçilerle ilgili bir işlem yapılmış mıdır? 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Kandil'e giden bir özel okulda öğretmenlik yaptığı dönemde PKK renkleriyle halay çektiği için hakkında soruşturma başlatılan 26 Kasım'da daha yeni, geçen aydan bahsediyorum, PKK terör örgütü adına kırsal alanda eleman aktarımı faaliyetleri sebebiyle gözaltına alınan ve şu anda adli kontrolle yargılaması devam eden bir personelden söz ediyoruz. Böyle bir personelin bugün işe devam edeceğini gururla ifade eden İBB yönetimini, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatanperver ve milliyetçi mensuplarına, sonra da şehit annelerine şikayet ediyorum. Ve muhalefetimizin gereği olarak sizleri orayı uyarıyoruz. İktidar hırsınızın gözünüzü kör ettiği, dostun kim, düşmanın kim olduğunu görmediğinizi biliyoruz. Ve buradan sizleri dostane uyarıyoruz. Çalıştırmaktan ötürü gururlandırdığınız bu kişiler gün gelecek sizleri de emin olun rezil edecekler. İBB gibi bir muteber kuruma zarar verecekler. Adı geçen şahıslarla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını ve behemhal gereğinin yapılmasını istiyoruz. 500 küsür kişiden bahsediyor. Birkaç günden beri bazı AK Partili meclis üyesi arkadaşların da sosyal medyada paylaştığı gibi ya da bir takım yandaş basın yayın organlarında ortaya çıktığı gibi sadece 7 kişinin ismi geçiyor. O kadar ciddiyetsiz bir durumla karşı karşıyayız Sayın Başkan. İsmi geçen bir arkadaşın, bir vatandaşın Büyükşehir Belediyesi'nde herhangi bir kaydı bile yok. Ben isim vermiyorum. Kaydı bile yok. Böyle bir çalışan bile yok. Giriş çıkış bile olmamış. Bu kadar ciddiyetsiz bir işten bahsediyoruz. Yani bu ülkenin İçişleri Bakanı'nın, bu ülkeyi yöneten iktidar partisinin biz yani çok daha ciddi bir şekilde, eğer varsa böyle bir durum, üstüne gitmesini beklerdik. Soruşturmalar açılmasını, varsa terörle ilişkileri, ilgili hukuki süreçlerin işletilmesini beklerdik. Söylemden başka elimizde hiçbir şey yok. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.